Samsun'da AK Parti milletvekilliği seçimlerinde geçtiğimiz dönem 51.98 oranında oy almışken bu dönem 42.45 oranında oy aldı. Biz de Canik'te vatandaşlara aradaki yaklaşık 9,53 puanlık düşüşün sebebi sizce nedir diye sorduk. Samsun'da AK Parti milletvekilliği seçimlerinde bu dönem geçtiğimiz döneme göre daha düşük oranda oy aldı. Sizce bu düşüşün sebebi ne olabilir? Millet akıllanıyor mu diyeceğiz acaba? Öyle diyebiliriz. Ama tam akıllanmamışlar yani. Az daha var akıllanmalarına. Biraz daha alırlarsa, yani verirlerse bu millet, o zaman akıllanacaklar ama 5 senede beklemesi lazım bu milletin. O zamana kadar da artık Allah'a kalmış bir şey gerisi. Yani her şey onun elinin altında olduğu için her yeri zapt etmiş durumda, her yeri almış durumda. Onun için elimizden bir şey gelmedi. Samsun'da çalışmadı demek. Çalışmadığı için olabilir. Başka ne olacak? Millet göreyi de çalışıp çalışmadığını. Yani tabii şimdi şunu kenara koyamayız. Burada ekonomi tabii ki önde gelen bir şey. Ben ona öyle olduğuna inanıyorum. Ekonomiden. Evet, evet. Ekonomiden olabilir, evet. Biraz da pahalılıktan biraz devletin, milletin canı yanıyor. Bizim de öyle yani. Aylığımız yok, yıllığımız yok. Bir de kocaman sakat bir maaşınla, 2 milyarla geçiniyoruz vallahi. Onu da devlet sahip, Allah razı olsun, vermese o da yok yani. Emeklisi de yok, öyle yani. Milletvekili adayları Samsunlu olmadığı için düştü. Mesela ben AK Partiliyim ama milletvekili oyumu MHP'ye verdim. Şimdi şöyle, ben Samsun'un kendi yerli öz evladını milletvekili adaylığı çıkarmadığı müddetçe daha da düşer. Daha da düşer yani. Geçen belediye başkanında Yusuf Ziya %70 oy, Mustafa Demir %42 mi 43'e düştü. Bir daha aynı hatayı yaparlarsa belediye başkanlığı alamazlar. Ben hep AK Parti'ye verdim zaten. Ya insanlar tabii tereddütlü olabilenler var yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Nedeni tepki oyları. Merhaba. Yanlış adaylar. Şimdi orada baskili yerler var. İzlediğimiz kadar. Bu CHP çok baskili hareket kullanıyor. Bak Tayyip Erdoğan'ı çağırıyorsun sen masaya. Sen masaya çağıracak adam mısın Tayyip Erdoğan'ı ya? Orada atacaksın birkaç kelime, yanlış kelimeyi. Adamı rezil var. Tayyip Erdoğan'a ona yapmış sen yazın. Size neden düştü oylar? Oylar baskili bir hareket olabilir. Vardır. Bunlar utanmıyor ki. Utanmıyorlar bunlar. Olabilir. Çünkü ilk başta da ilk şeyler yararına oturmamıştı. Ondan sonra. Onlar olabilir. Onlara şey vermiyorum. Sıkıntı yok. Başta Recep Tayyip Erdoğan var mı? Var. Başta liderimiz var. Gerisi de gelir. Vekillerin kendi aralarında seçtikleri vekillerden dolayı yani. Doğru. Bu sefer az vekillerden o şey düştü. Şimdi konacak insan da var, konmayacak insan da var. İsmi olarak vermiyorum. Anlıyorlar. Ha. Vekiller öyle yani. Vekillerden dolayı, vekillere tepki olduğundan dolayı. Para yok. Yani dönmüyor para burada. Şimdi Devgeliş köyüne gidin. Benim köyüm Devgeliş. Yol yok köyümüzde. Ne desem şu anda yani fazla da şey yapmak istemiyorum. Rencide etmek istemiyorum. Allah sonunda yine hayırlı olsun diyorum. Vallahi işte halkın tercihi demek ki, ne bileyim artık, isterdim yine de AK Parti'nin milletvekilleri çok olsun diye hani onu da isterdik tabii ki. Yani daha memnun olurduk. Ne bileyim hani yapılan şeyleri, yaptıkları daha iyi olurdu. Ülkemize faydalı olurdu, memleketimize, Samsun'umuza daha faydalı olurdu. Ben de bunu düşünürdüm tabii ki. AK Parti'nin düşüşünün sebebi yani zaten çoğu kişi işten ayrılanlar oldu. İşte maddi gücü yetmeyenler oldu. Şu an açlık sınırının çok çok altında bir asgari ücretimiz var. Akıllı insanlar yola geldi. Artık Kılıçdaroğlu'na mı verdi, Sinan Oğan'a mı verdi ya da boş oy mu atmak istedi bilmiyorum ama AK Parti'ye vermedikleri kesin. O yüzden düştü ama Karadeniz yine AK Parti'nin oldu. Klasik bir her zamanki dönem seçimleri gibi. Aynı şeyler döndü. Yani son seçimiydi zaten. Artık düzeltip de mi gider, tamamen batırıp mı gider bilmiyorum ama çok kötü, benim açımdan, benim için bence çok kötü şeyler yaptı ittifaklar. Hüdapar'la mesela beraber olmaları çok saçma. Elimde birçok video var. Mesela bu Babala TV'nin videolarını falan gördüm. İşte birçok yerde araştırma yaptım ama
şu an ittifak yaptığı partiler mesela çok kötü partiler benim için. Milliyetçi Hareket Partisi hariç. Ama bence çok yanlış yollardan gitti ve çok yanlış bir şekilde kazandı. Daha doğru bir seçim yaparak kazanabilirdi. Böyle tercih ettiler, böyle kazandılar. Hayırlısı olsun ülkemiz için. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Demek ki Samsun aday, hani Samsunlu olmadığından dolayı olabilir. O zaman buradaki çalışanların, artık ilçe başkanlarının, onların bence yetersiz çalışmalarıyla olmuş olabilir. Samsun'da AK Parti milletvekilliği seçimlerinde bu dönem geçtiğimiz döneme göre daha düşük oranda oy aldı. Sizce bu düşüşün sebebi ne olabilir? Yani hizmetlerinden dolayı diye düşünüyorum. Yani eskiye oranla hizmetlerde düşüş var. AK Parti belediyelerinin yapmış olduğu hizmetlerde düşüş var. Bir de halkın içine girmiyorlar. Halkın içinde gezmiyorlar, halkı dinlemiyorlar. Bence ondan dolayı. Samsun'da AK Parti milletvekilliği seçimlerinde bu dönem geçtiğimiz döneme göre daha düşük oranda oy aldı. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Çalışma yapamadılar. Şunun sebebi yani gençlere biraz da öncelik vermeleri lazım. Çünkü yeni gençler hani oy kullanma şeylerine geldiler. Onlara biraz daha meyil verirlerse, kendilerini gençlere daha iyi anlatabilirlerse oradan da zamanı gelince oy alacaklardır. Bence memlekete fazla vuramamaları olabilir yani. Bu insanlar tamam cahil görünebilirler ama bu kadar da değil yani. Daha çok halkla iç içe olmaları gerekir. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Bu bir gerçektir ama sadece orada parmak kaldırıp da onay vermek veya onay vermemek milletvekili anlamına gelmez yani. Daha çok halkla ilişkilerini sıkı tutmaları gerekir. Bir de şöyle bir durum da var. Bazı AK Partili kardeşlerimiz çok fazla kendine güveniyor. Yani bu fazla güven insana zarar da getirebilir. Toplumun her kesimi kendi içinde, bu vatan içinde yaşayan herkes kardeştir. Onlardan olanı da kendileri gibi kabullenmesi gerekir. Hepsi birleşik olduğu için yani doğru. Ondan düştü yani. Oylar mı dağıldı? Dağıldı oyların çoğu. Hepsi Millet Partisi'ne gitti. Hadi bir Atakum aldı. Gerisini hepsi zaten AK Parti aldı öbür ilçelerde. Ya düşünün sebebi demek ki iyi çalışmadılar ki çalışsa demek millet şey yapar ya fazla çalışmadılar demek. Öyle ya. Vallahi milletvekillerinin Samsunlu olmamasından dolayı olabilir. İnsanlar biraz da Hüdapar'dan dolayı biraz çekimser oldular. Hüdapar'ın hani içeriğini açıklasalardı insanlar biraz da hani oy potansiyeli biraz daha yükselirdi. Milletvekili sayısı olarak da biraz çoğalırdı ama Hüdapar'dan biraz çekindi. CHP'de ittifakında HDP'yi biraz daha ön planda tuttuğu için gizli ittifak olarak ondan oy kaybetti. Ekonomik. Sadece ekonomik. Milletin geçim azaldı ondan. Samsun'da AK Parti milletvekilliği seçimlerinde bu dönem geçen döneme göre daha düşük oranda oy aldı. Oyları düştü. Sizce bu düşüşün sebebi ne olabilir? Milletvekilinin kişiliğinden. Milletvekilinin kişiliğinden. Daha başlasından daha fazla kazanırdı. Buranın halkından olsaydı daha fazla oy alırlardı. Samsun'dan aday olmayınca dışarıdan olduğu için az oy aldılar. Bence daha fazla düşüşü olması lazımdı. Yine bu insanlar yani Samsunlu olmamalarının sebebi Karadeniz'den buraya ya da Ankara'dan vekil gönderdiklerinden dolayı. Ama ona rağmen yine de çok oy aldılar yani. Samsun'un tek sıkıntısı şu oldu. Hüdapar'ı AK Parti'ye anlamakla bunda bir endişe duydular. Samsun cumhuriyetçi bir kesim olduğu için Hüdapar'a yakın sıcak bakmadı. Çok kızanlar da var herhalde. O yüzden olabilir. Değişik. Bizim gibi düşünmeyenler var. Ya halk. Halka bırakmak lazım. Halkın iradesi. Ve soy isim alabilir miyim? Mehmet Habib. Sizce Recep Tayyip Erdoğan neden kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Vallahi benim tahminim yani Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi doğruydu ama gelmesinden yana sıkıntı yok da benim derdim göçmenlerle. Göçmenlerin bir an önce gitmesini istiyorum ben. Peki Kılıçdaroğlu neden kaybetti sizce? Kılıçdaroğlu PKK ile ortak olmasından kaybetti. Aynen PKK'da. Yani kanla alınmış bir toprak yani PKK'lılara devredilemez yani. Size de sorayım da, abimden sonra. Tamam, bir sorum daha var. Samsun'da AK Parti milletvekilliği seçimlerinde bu dönem önceki döneme oranla daha düşük oranda oy aldı. Sizce bu düşüşün sebebi ne olabilir?
Onu bilemeyeceğim ama milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin kazanmasını istemem. Çünkü Samsun'a hiçbir şey yapmıyorlar. Düşmesini de istiyorum yani. Belki ekonomi olabilir. Yani bu fiyat artışları falan insanlar biraz daha ona daha çok şey verdi. Yani ekonomi olabilir diye düşünüyorum. Samsun'un milletvekilleri çalışmıyor. Bir tane yerli var mı? Belki bir tane vardı, iki tane. Pahalılık başka sebebi olamaz. Yani başka ne sebebi olabilir ki yani? Bence pahalılık. İyi bir siyaset olmadığındandır. Yani hayat pahalılığından düşmüştü. Neden olacak yani? Başka bunun bir yorumu yok ki. Tabii ekonomide başarısızlıklar var yani. Vatandaşın cebi biraz yanıyor. Ondan dolayı büyük olasılık var. Ekonomide başarısızlıklar var. Başarılı değil yani. Şimdi milletvekillerimizin vatandaşla ilgilenmemesine kaynaklandı biraz. O yüzden. Seçim zamanları çıkıyorlar sahaya. Seçim zamanından sonra yok kimse. Halk bu yüzden şikayetçi. Pahalılıktan şikayetçi. Ama bu dünyada olan bir şey, kriz. Çoğu insanımız da buna gaspanan yani bence AK Parti'yi düşürdü biraz. Ama çoğu insanımız da vatanseverliğinden dolayı verdik hep.